Değerli müdavimlerimiz, sevgili misafirler, Kadıköy Düşünce Platformu'nun 1290. toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu, insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için bütünsel bilim şiarıyla kendisini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor. Bu toplantıda teknik yönetimi ben yapacağım ve şöyle gündemimize bakacak olursak, birazdan Mustafa Özcan bize dil ve düşünce konulu 3 aylık dönemde Gestalt terapisi ve öğrenme psikolojisi konulu semineri aktaracak. Ardından Atilla Dindire'nin moderatörlüğünde bir forumumuz var. Gene aynı konuyu katılımcılarımız arasında tartışma ve konuşma imkanı bulacağız. Sonrasında ise son kısımda haftanın kitap tanıtımı, soruları ve düşündürünü tanıtacak olan Mustafa Özcan'a şimdi sözü vermek isterim. Buyurun Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, seminer dil ve düşünceden devam ediyoruz tabii. 3 aylık bir periyot içerisinde, dönem içerisinde. Trimestrenin bir parçası olarak. Şimdi onun bir alt faslı bölümü şeklinde de Gestalt terapisi ve öğrenme psikolojisi şeklindeki seminerimize geldik. Devam edelim. Evet, şimdi baştan itibaren bunu daha önce de gösterdim bu slaytı. Burada semantik kavramıyla psikolojinin anlamlanma sürecinin ilişkisini vermeye çalışıyorum. Burada bildiğimiz gibi bir fiziksel dünya var, yaşantı ve deneyimlerden oluşan. Ayrıca mantık ve uslanmama şeklinde zihnimizdeki işlemleri ifade ediyoruz. Oradaki Venn diyagramındaki halka içerisinde. Ayrıca bir de bunu dışarıya vuruyoruz ki dilsel göstergeler ve konuşmayla yapıyoruz bunu. Bu toplam olarak bir semantik, yani bir anlamlandırma, dilde anlamlandırmayı ortaya koyan bir kavramı burada ifade ediyoruz. Dil bilimin bir alt branşı aynı zamanda bu kavram. O branş içerisinde gelişmeleri, ki bu yüzyıldan beri bilinen bir şey, semantik kavramı dil bilimde. Fakat onun hemen sonrasında oluşan Gestalt psikolojisi, böyle bir dil bilimin başlangıcının hemen sonrasında oluşan bir Gestalt psikolojisi var. O psikoloji zamanla evrilerek, anlamlarda gelişme yaratarak bilişsel psikolojiye dönüştü ve en son olarak da şimdi hepimizin bildiği gibi bir yapay zeka şeklindeki günümüz anlamlandırma, dünyayı bir şekilde aynı şekilde bir şekilde anlamlandırma, diğer bir şekilde de yapay zeka ile dünyayı kontrol etme, denetleme şeklindeki bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bir sonrakine geçelim. Şimdi temel algıydı, biliyoruz. Gestalt psikolojisinde algıydı. O algını nasıl geliştiğine dair pek çok önceden bazı slaytları gösterdik. Ama burada üzerinde durmamız gereken bir algıda üçgensel çevrim şeklinde Neisser tarafından ortaya atılmış bir görüş biçimi var. Onu aktarmakta yarar gördüm. Burada nedir? Daha öncekine biraz önceki Venn diyagramı ile ifade ettiğimiz şematizasyona benzer bir şematizasyon bu da. Nesne, şema ve keşif içerisindeki bir döngüden burada bahsediliyor. Buna üçgensel çevrim veyahut da üçgen çevrimi de denilebiliyor. Bunu ortaya koyan Ulrich Neisser denilen Alman kökenli Amerikalı bir psikolog ki onun bu tür bir yaklaşımı giderekten algı psikolojisinden, yani Gestalt psikolojisinden bir bakıma bilişsel psikolojiye geçiş için sağlanmış olan bir durumun ifadesi olmuş oluyor. Evet, burada nesne,
Nesneden bellekte oluşan bir şema. Şemadan bir dışarıya baktığım zaman bir keşif. Oradan tekrar bir nesne oluşum örneklerle bir enformasyon ki. Burada nesne derken bize verilen enformasyondan bahsediyoruz. Aldığımız dışarıdan, aldığımız tepkilerden söz edebiliyoruz. Ondan beyindeki, bellekteki bir şemaya geçiş yapılıyor. O tekrar bir etkinlikle giderekten yeni bir keşif için dışa dönüyor. Bu süreklilik sağlıyor ve sonunda da tabii bilginin evrimleşmesine, gelişmesine neden oluyor. Bir sonrakine geçelim. Evet, bilişsel psikolojinin babası, bir babası olarak ifade ediliyor Ulrich Neisser. Ama diğer bir babası da tabii Jean Piaget. Piaget'in şu anda anlatılacak çok fazla bir şey yok. Çünkü Gestalt psikolojisi üzerinden hareketle bilişsel psikolojiye geçiş yaptığımız için daha fazla o tarafta çalışmış bir kişi olarak Ulrich Neisser'i tanıtmak istedim. Kendisi bilişsel araştırmaya ekolojik yaklaşımların sonucusuydu. Bu şu anlama geliyor. Dıştan olan şeylerin daha ağırlıklı bir şekilde bilişsel psikolojide ön plana çıkarılması anlamına geliyor. Neisser çeşitli düşünce ve bulguların mükemmel bir sentezleyicisi bir kişiydi. Gerçekten de yaptığı pek çok şeyde bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda da durmaksızın bir yaratıcı kişi. Her zaman bir yenilik yaratmak için çaba sarf etmişti. O açıdan baktığımız zaman kendisi olağanüstü bir devrimci sayılabilecek, bilimde devrimci sayılabilecek bir kişiliğe sahip insandı. Bunu da bu arada vurgulamakta yarar gördüm. Çalıştığı, kendisinden önceki çalıştığı en önemli kişi ise Wolfgang Köhler olmuştur. Wolfgang Köhler'le birlikte pek çok çalışmanın içerisinde olmuş ve onunla birlikte de Gestalt psikolojisinden bilişsel psikolojiye geçiş aşamasının babası sayılabilecek bir işlev görmüştür. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bir farklı bir kavrama, genel gelişmeler içerisinde farklı bir noktada olan bir kavrama değinmekte yarar gördüm. O kavram da affordance, uygunluk gibi veya hazırlanma şeklinde de ifade edilen bir kavram. Hazır olma şeklinde. Çevrenin bireye sunduğu her şeye bu tür bir affordance diye bir kimlik kazandırıyor. Kim kazandırıyor? James Gibson. 1966'da yazdığı bir kitapla bunu ifade ediyor. The senses considered as a perceptual systems diye bir kitapta bunu yapıyor. Ancak esas bunun dünya tarafından veyahut da o camia tarafından, psikoloji camiası tarafından bilinmesi daha sonraları 79 yılında yayınladığı görsel algıya, Türkçesine aktardım burada, kitap Türkçe'de yok. Görsel algıya ekolojik yaklaşım adlı kitabıyla ortaya çıktı. Bir sonrakine geçelim. Şimdi uygunluk veyahut da çevreye olan ilişkiyle bizim o çevreye olan yatkınlığımızı veyahut da onunla bir bütünleşme gayretimizi ifade eden bir şey uygunluk. Burada gördüğümüz gibi gene kümeler mantığıyla oluşturulmuş bir şematizasyonla konuyu ortaya konulmaya çalışıyor burada. Bir çevre, en dıştaki daire, onun içerisinde bireyi görüyoruz. Ve de uygunluksa başka bir daire olarak hem çevreyle hem de bireyle iç içelik kazandırıyor çevreyle bireye. Ve bu şekillenme, potansiyel uygunluk, algı, kullanma şeklindeki bir döngüyle de konunun nasıl bir şekilde birey tarafından çevre birey ilişkisinde ortaya çıktığını burada göstermeye çalışılmış. Herhalde
affordance veyahut uygunluk kavramının en çok anlaşılır bir şekilde şematizasyonunu yapan bir şekil olarak buraya aktarmak durumunda kaldım. Bu kavram çok yenidir ve de son derece verimli sonuçlara varacak çalışmaların odağındaki kavramdır. Onu da bu arada aktarmış olayım. Bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar bir tekrarda yarar var. Algı psikolojisinde neler gördük bundan önce? O tekrarı da şöyle yapalım. Uyarıcılar var ve beynimizdeki de zihnimizdeki de organizasyonu var. O uyarıcılar sonucunda ortaya konulan şeklin, görselliğin. Bu arada bunlar nedir? Değişkenler olarak bir dışarıdan gelen uyarıcılarda değişkenler var. Ama bunun içinde temel kurallar var. O kurallar çerçevesinde biz bir uyarıcıyı ilkin algılıyoruz. Sonra da organize ediyoruz beynimizde. Kendimizi dahil ederek bu organizasyonu yapıyoruz. Nedir bu? Beynin içerisindeki daha önceki aldığımız bilgiyle o anda gelen arasındaki ilişki olmuş oluyor organizasyon. Ama bildiğimiz gibi algıda değişmezlik, seçicilik ve derinlik şeklinde diğer bazı kurallarımız da var. Organizasyonda neler vardı onlara da bakalım. Temel olanlar var bunların içerisinde. Nedir? Prägnanz veya Prägnanz da denilebilir. Almanca'da A üzere iki tane nokta koyduğu için Prägnanz okunması lazım ama bizde de A üzere iki noktalı bir harfimiz olmadığı için Prägnanz olarak yazılmıştır. Bu basit olanın doğurganlığı şeklinde ifade edebileceğimiz bir temel ilke. Şekil zemini ikiliği ise bunların tabii görmeden hemen anlaşılması zor olan kavramlar olmakla birlikte bunların çoğunu gördük. Mesela şekil zemin ikiliğinde neyi göstermiştik? Nesser küpü diye bir küp vardı. O küpün yüzeylerinden bir tanesini arkada veya önde görmekle fonda mı yoksa zeminde mi, duvarda mı zeminde mi şeklindeki bir görsel ilişkinin doğduğunu görüyoruz. Geçişli bir şekilde. O arada beynimiz neyi görmek istiyorsa onu görebilecek şekilde bir organize olmuş oluyor. Gruplama ilkeleri de var tabii. Bunların yakınlık ve benzerlik, süreklilik ve tamamlama şeklinde şekilleri gördük. Onları şu anda hatırlatmak babından hatırlatmak olsun diye buraya aktarmak istedim. Bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar bugün geçtal terapisine geçeceğiz veyahut onu irdeleyeceğiz. O irdeleme sırasında ama bazı kavramların netleşmesi lazım. En öncesi mesela terapi diyoruz ve niye tedavi demiyoruz? Psikoterapi diyoruz ama psikotedavi demiyoruz gibisinden. Mesela bunu netleştirmek üzere bunu koydum. Tedavi Türkçe'de sağaltım otama da denilebiliyor. Üç hedef, üç amaç veyahut da üç tane ana hedefe yönelmiştir. Sağlıklı olma konusundaki kavram olan tedavi. Bunlardan fiziksel olanı vardır, zihinsel olanı vardır ve sosyal olanı vardır. Yani fiziksel olanı her zaman biliyoruz ki işte soğuk algınlığı aldığımız zaman, ateşimiz çıktığı zaman biz fiziksel olarak olumsuz bir noktadayız, sağlıklı değiliz. Sağlığımızı iyileştirmek için bu sefer tedavi görürüz. Tedavimizin değişik şekilleri olur. Mental ise işte zihinsel olan durumlardaki olumsuzluklarımızın giderilmesi anlamına gelir. Sosyal ise ne diyelim, grup terapisi, kendisini topluma alıştırmak anlamına olan bir tedavi biçimi. Tedaviler genel anlamda tabii baktığımız zaman tedavi kavramı ilaçla tedavi ve cerrahi tedavi diye iki ana branşa ayrılıyor. Ama özel tedaviler ki bunlara terapiler diyoruz. Onlar fizyo, hidro, aroma, radyo, kemo, grup ve de psikoterapi olmak üzere böyle şu anda benim saydıklarım burada 7 tane ama daha fazlasının olduğunu da söyleyebilirim. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi geçtal terapisi konusunu biraz açalım istedim. Çünkü
Nasıl yapıldığıyla ilişkili çok fazla bir yerde bu bilgi bulmak mümkün değil. Ama irdeledikten sonra, karıştırdıktan sonra elde ettiğin bilgileri şöyle kısaca bir özete, özet şeklinde bir slayt haline dönüştürdüm. Mesela terapinin hedef kitlesi nedir ve şekli nedir? Kendini kolaylıkla hasta hisseden insanları tedavi etmenin bir yoludur deniyor. Onlara ne diyoruz biz? Hipokondriyak diyoruz. Mesela hastalık hastalığı dediğimiz bir hastalığı güzel bir şekilde tedavi ettiği şeklindeki bilgi var burada. Onu yaparken de burada ve şimdi anlamına gelen bir deneyimlenmeden hareketle geçmişi düşünmeye devam etmemenin ve gelecek içinde endişelenmemenin en iyisi olduğu görüşüne dayandırılan bir şey bu. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Hani kafaya takma deriz ya biz mesela, onu oluşturmak için bir yol bu. Burada ve şimdi, şimdi bunun baktığımız zaman geçtaltla ilgisi nedir diye hemen sorabilirsiniz. Burada ve şimdi. Burada ve şimdiyi hiçbir yerde bulmadım ama bana sorarsanız ne olduğuyla ilişkili. Geçtalt terapisindeki gruplandırma ilkelerinden bir tanesi biliyorsunuz şekil zemin ilkesi. O şekil zemin doğrudan doğruya siz de farkındasınız ki görsellikle ilişkili. Ama insan ruhundaki kendi bireyin fiziksel boyutuyla olayı bir şekilde irdelemeye kalkarsak bir evren var veyahut da çevremizde bir ortam var veyahut da bir bulunduğumuz mekan, zaman mekan var. O zaman mekandan kendimizi koparmamız, çıkarmamız anlamına gelen burada ve şimdi kavramı ile bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Yani siz bir üçüncü boyut kazandırmanız lazım. Yoksa kendiniz olayın bir parçası değil, olay sizi götürüyor veyahut olay sizi yönlendiriyor anlamına. Ama siz o zeminden veyahut ortamdan kendinizi dışarı çıkardığınız zaman bir varlık olarak ve kendinizi görebiliyor ve ilişkiyi bir bütünsel olarak algılama noktasına geliyorsunuz anlamına gelmeli diye bu şekilde bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Çok net değil çünkü hiçbir yerde o burada ve şimdi kavramının ne olduğu. Peki terapinin amacı nedir? Danışanların düşüncelerinin, davranışlarının, deneyimlerinin ve duygularının farkına varmalarına ve onlara sahip olmalarına veya onlar için sorumluluk almalarına yardımcı olmaktır. Gerçekten de amaç o. Kendisiyle ilişkili sorumluluğu üstlenmek. Esas sorumluluk o. Onun için de farkındalığı yaratıyorsunuz. Sonra o farkındalık üzerinden konulara sahip olabilecek bir ne diyelim psişik davranış biçimi geliştirmesine olanak sağlıyorsunuz. Evet, bir sonrakine geçelim. İyileşme ne olur? Pardon arkadaşlar, iyileşmeyi nasıl olduğuna dair de bir orada onu şey yapalım. İyileşme, hastanın duygularını hissetmekten kaçınmaya. Şimdi o insanlar sürekli olarak hasta oldu. Diyelim ki hipokondriyak bir kişiliği düşünelim. Duygularını hissetmekten kaçınmaya çalıştığını görmesi. Yani oradan bir farkındalık durumu yarattığımız zaman iyileşme süreci başlıyor anlamına geliyor. İyileşti anlamına gelmiyor. Onun tekrarı lazım. Böylece öğrenme sürecine geçecek. Onu kendi kendine öğrenecek. Onun sürekli tekrarının yapılması lazım. Onun için seanslar şeklinde yürütülmesinin sebebi bu. Sadece burada değil, tabii psikoterapilerin hepsinde seans kavramı var. Onu da pekiştirme anlamına gelen bir durumdur bu. Bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar, Gestalt terapisinde firstler diye iki tane karı kocanın çok tanınmışlığı var. Onlar vakti zamanında bu işle uğraşmışlar ama şimdilerde onların Gestalt terapinin gerçek anlamda temsilcisi oldukları konusunda soru işaretleri var ama en çok çalışmış kişiler olaraktan onların nasıl bu konuyla ilişkili olarak bir dayanak yarattıklarını burada ifade etmek istedim. Bir sefer yaklaşımları hümanist, varoluşçu ve fenomenolojist bir yaklaşım.
Üçünü bir araya getiriyor. Zaten terapilerin çoğunda tek bir dayanak veya yaklaşım kullanılmıyor. Yaklaşımları bir arada kullanılan bir şekilde bir tasarımlamayla, bir terapi tasarımıyla olaylar yürütülüyor veyahut da tedavi yürütülüyor. Öyle diyelim. Burada baktığımız zaman yani Gestalt terapisi veya Gestalt kavramı çok fazla işin içerisinde değil. Ama biliyoruz ki Gestalt psikolojisinin devamı olan bir hümanist psikoloji var. Hümanist psikoloji bir bakıma Gestalt psikolojisinin bir devamı, farklı bir şekillenme biçimi diyelim, şekillendirilmesidir diyelim. O açıdan baktığımız zaman oradan bir Gestalt terapiyle, Gestalt felsefesiyle veya Gestalt psikolojisiyle bir ilişkisi kurabiliyoruz. Ne olması gerekiyor? Bir de hümanist psikolojinin en temeli olan danışan odaklı olacak. Orada onu görüyoruz, danışan odaklı. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi üçüncü dayanak noktası şimdi ve burada meselesi. Here, now anlamına geliyor. Yani zaman ve mekanda bir durum yaratıyorsunuz. Onu arka planda kişiyi o durum içerisinde geçmişle ve gelecekle çok fazla ilgisinin olmayacağı bir haleti ruhiye yaratıyorsunuz. Bir psikolojik durum yaratıyorsunuz. O şekilde bir öğrenme davranışı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar evet, bu kadar anlattık. Şimdi bir soru cevap kısmında bir şeyler olsun istiyorum. Meraklı olan arkadaşlar olabileceğini düşünerekten buraya böyle bir soru cevap arası koyduk. Soru cevapta kimlerin aklından ne geçiyorsa bir şekilde ben de cevaplamaya çalışayım. Bu konunun uzmanı olmamakla birlikte elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde sorulara cevap vermeye çalışacağım. Efendim, çok zor sorular istemiyorum tabii. Karmaşık sorular istemiyorum. Ama konuyla ilişkili şu anda anlattıklarımızın bütünüyle ilişkili olarak birkaç bir şey aktarabileceğiniz veya sorabileceğinizi düşündüm. Buyurun. Arkadaşların şeylerini açabilir herkes. İsteyen. Evet. İsteyen mikrofonunu açabilir. Soru sormak isteyen tabii. Mustafa, ben bir soru sorabilir miyim ya? Tabii, buyur. Ya, bu zihinde bellek, akıl yürütme, düşünme, istenç, bilinç şeklindeki beş temel işleve temel nitelik diye taşıyan hangi iki madde daha ilave edilmeli? Ona duygu ve duyumu ekleyebilirsin. Onlar da temel. Yani beyinde bak ilginç bir olgu olarak şunu anlatayım. Görme işi gözün içerisinde bir fotoğraf makinesi gibi çalışıyor. Ama sinire intikal ettiğinden itibaren nörologların işi olmaya başlıyor. Yani göz mütehassısıyla nöroloğun ayrıldığı nokta sinire gelmiş olan uyarıdan itibaren nörolog devreye giriyor ki o göz siniri şeyin gözün ta içinde. Onu da söylemiş oldum. Bu da şu anlama geliyor. Yani duyum noktasındaki duyum ondan sonra duyu gözaltı onu bir elektrik sinyaline dönüştürüp nörona verdiği anda, göz sinirine verdiği anda o giderekten beynin bir parçası haline dönüşmüş oluyor ki ona duyum diyoruz. Ama daha sonra işte onu algıya dönüştürüyor. Neresi? Korteksten itibaren beynimizin arka tarafında olan görsel kortekste işlenip bir görselliğe dönüşüyor. Buna da duyu diyoruz. Duyguysa psişik bir haleti ruhiyemizi gene bir duygu durumunu ifade ediyor. O da temel işlevlerden biri. Peki Mustafa, bir şey soracağım. Burada dili nereye oturtturacağız? Dil ifade çıkış, yani aldınız şekilde veyahut da içeride düşünce oluştururken bir iç dil var. İkisi evet. Var. Bir dışarıya ifade, düşünceleri ifade etmek üzere konuşma yapıyoruz. Bir o da bir dil. Ayrıca
ille de dilin sembolik bir dil olmasına da gerekmiyor. Mesela bir vücut dili veyahut da jestlerimiz, el hareketlerimiz veyahut da yüzümüzdeki ifadeler, bunların hepsi bir dilin de bir parçası. Evet. Davranış biçiminin bir şekilde dışarıdan görülebilirliğini sağlaması anlamına geliyor. O bakımdan baktığımız zaman hayvanlarla insanlar orada bir dil konusunda birleşmiş oluyor. Hayvanlarda sembolik dil yok ama vücut dili onlarda var. Aynı şekilde bizde de var. Evet. Mustafa Bey, bu şey tabii çok önemli hakikaten. Yani burada ve şimdiyi şeyi yaşamak yani. Bazı insanlar hakikaten geçmişte yaşar. Bu onların geçmişte takılı keşkelerle yaşar. Bazı insanlar da gelecekte olacaklarla ilgili devamlı bir endişe halindedir. Halbuki bu düşünce ve bu yaklaşıma göre şimdi yaşamak lazım. Ama bunun için de kendimizi bir içsel dönmek ve kendi kendimize de bir algılarımızı düzenlememiz lazım. Ne dersiniz? Evet, yani bunu yapabilmek için de tabii insanın kendi sorumluluğunu üstüne alması lazım. Kendisinin evet. Bir birey olarak çevrede akıntının üzerinde bir parçaymış gibi hissetmemesi lazım. Bir saman parçası gibi kendisini hissederse her zaman dışarıdan gelenin çok güçlü olduğuna inanacaktır. Ya da o güçlü uyarıcı veyahut da o güçlü ortam onu idare eden olacaktır. O öyle baktığınız zaman da dışarıdan sizi kontrol edilebilirliğiniz artmış oluyor. O bakımdan kendinizi sorumlu ve de bir şekilde olayları kontrol eder bir seviyede düşünmenizin yararı var. O da o olayların olduğu anda sizin de olayın bir parçası olaraktan dış gözlemci gibi hareket edip ama bütünsel olaraktan konuya bakmanız anlamına geliyor. Bir diğer deyişle kendi potansiyelinin de belki farkına varması insanın. Evet, yani o olmak zorunda zaten. Evet. Pardon, burada ve şimdi algısı sporda çok kullanılmaktadır hocam. Bu evet. Zamanı oyna, zamanda kal, yani ne ilerdesin çok kendini özgüvenini artır, ne geridesin kaygı duy diye çok kullanılan spor mental psikolojisinde çok etkin bir şeydir, bölümdür. Evet. Doğrudur, onu yapıyorlardır. Tabii ben şimdi olayın bu kadar detayına girdiğini söyleyemem ama nerelerde kullanıldığına dair de bakıldığı zaman pek çok alanda bu konunun gündemde olduğunu fark ettim orada. Yani şu anda İlyas İslamoğlu sağ olsun sporla yakından ilişkisi olduğu için aynı zamanda tenis hocasıdır. O açıdan o bu konuyu herhalde kendisinin yaşantısı içerisinden görerek bize aktarmış oldu. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, soru yoksa devam edebiliriz. Evet, bir ikinci bölümümüze geçelim isterim. Tabii şimdi öğrenme psikolojisini aktarmak istiyorum. Öğrenme psikolojisi esasında dıştan uyarıcı ve içten uyarıcı şeklinde iki ana alana ayrılabilir. Dıştan uyarıcılar deneme yanılma. Şimdi mesela bu ilk örneği de yüz boğul meselesidir. Hep söylenir. Deneme yanılma. En tehlikesi tabii. İnanır mısınız? Gerçekten bu deneme yanılmada kendi oğluma yüzmeyi bir havuzda öğretirken bunun ne kadar doğru olduğunu farkına vardım. Anlatıyorum. Tutuyorum vesaire falan hiç yüzemiyordum. Ne elini çırpamıyordu. Sonra aklıma bu geldi. Yüz ya da boğul gibisinden biraz bırakıp uzaklaştım. Yani şöyle bir metre. O baktım bütün fonksiyonlar yerine gelmeye başladı. Kollar oynuyor, arka ayaklar oynuyor falan filan. Mesela yüz ya da boğulun bir şeyi deneme yanılma. Böylece hareket ettiğini hissetti. Yüzü bilmeye başladı sonra. Anlatınca olmuyordu işte. Bu da deneme yanılma şeklinde öğrenme. Çağrışım arkadaşlar, elma dediğimiz zaman herkes armut der şimdi mesela, normal öğrenilmiş bir çağrışım yapıyor. Onda elma ile armut kongruit
kongruitit diyebileceğimiz bitişik iki tane şey. Biri başlatıcı, elma ipucu veya başlatıcı diyoruz. Priming yapıyor orada. Onu da İngilizce'de işte hazırlama veyahut da ipucu veyahut da başlatıcı diye ifade edilebilir, tetikleyici. Böyle o anda mesela aklımıza getirebiliyor. Çağrışım dışarıdan geliyor tabii. Dış bir şeydir. Ama bizde bir de hemen bir ifadeyle bir davranış yaratıyor. Bir şey yaratıyor, oluşturmaya çalışabilir. Bir de klasik ve edimsel koşullanma var ki ilk tabii incelenen öğrenme biçimlerinin başında geliyor bunlar. Pavlov'un köpeğinden bile başlayıp işte o klasiktir. Daha sonra edimsel olan işte şey yerine nötr bir uyarıcı yerine nötr olmayan bir uyarıcının verilmesiyle oluşan koşullanma sonucunda ki öğrenme biçimi ki de sonralara işte onun pekiştirme şeklindeki devamında pek çok çalışma yapıldı. Ama genelde anlıksal öğrenme dediğimiz içgörüsel sonradan ortaya çıktı ki bu bilişsel öğrenmenin, bilişsel psikolojisinin ana şeylerinden, maddelerinden veyahut da başlıklarından biridir. Anlıksal veya içgörüsel öğrenme. Buradaki anlık sözcüğü biliyorsunuz entelekt anlamına gelen şey. Entelektüel sözcüğü de oradan geliyor. Ondan türetilmiş anlamına gelir. İşte nedir bu? Zihnin içerisindeki olan olaylar anlamına, sol beyine gelmiş pek çok şeyin irdelenip kendi içerisinde yaratıcı olarak kullanılması anlamına geliyor. Bir devamına geçelim, bir sonrakine geçelim. Öğrenme psikolojisi nedir diye böyle bir tanım baktığımız zaman şöyle bir tanım yapmak mümkün oluyor tabii. Öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini, öğrenmedeki bireysel farklılıkları inceleyen eğitim psikolojisi alt dalına verilen isimdir. Tabii eğitim çok daha geniş anlamda alınan bir şey. Onun öğrenme kısmı var, öğretme kısmı da var. Ayrıca onun paradigmik olarak toplumda kurumsallaşmış kısmı var. Sosyolojik mesela eğitim sosyolojisi kavramı da var vesaire vesaire. Onun içerisinde bir parça tabii öğrenme psikolojisi. Onun çok daha özgün bir haline de didaktik diyoruz. Bunu yöntem şeklinde öğrenme psikolojisinin yöntemine de didaktik diyoruz. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar bir başlatıcı veya da ilk uyarıcı çağrışımda söylediğimiz şey ona da priming veya ipucu da diyebiliriz. Hangisi hoşunuza gidiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama İngilizce'de priming deniyor. Onu da aktarmış olayım. Şimdi buna göre öğrenmeler hangileridir diye bir sorsak şöyle bir gruplandırma yaptım. Bir beşli gruplandırma ki düşünsel bu tamamen iç dünyamızda olan bir şey. Ona baktığımız zaman ne diyebiliriz? İşte anlıksal öğrenmedir. Duygusal derken bir duygu sonucunda bu iç dünyamızda da olabilir ama onun bir şekilde dışarıdan da olabilir. Yani bir şeyi düşünürüz, geçmişteki bir şeyi oradan duygulanabiliriz ama o anda görsel olarak dışarıdan birini görürüz, bir şey yeriz, gene duygulanabiliriz. Mesela şimdi ateş anne evde çocuk var orada işte sesini duyuyoruz. O bir görseldir. Bu bir bakıma bir şeyi başlatmıştır onda. O başlattığı şey nedir? Bir duygu halidir. İşte o da öyledir. Veyahut da devinsel olabilir. Toplumsal olurken işte onu sosyal olarak ortamda bize oradan gelen bir şeyse, kalabalıktan bir sosyal yapı içinden bir dernek olgusundan, dernek derken burada kurumsal bir dernekten bahsetmiyorum. Bir arada olup belli bir amaca yönelik bir şey yapma anlamına gelen dernek anlamında düğündür. İşte nedir? Bir toplantıdır vesaire. O da bir tür. Duyumsalsa doğrudan doğruya bir duyu üzerinden etkilenme anlamına geliyoruz. Bir anda mesela yüksek bir ses duyduk.
Ve bu başlatır o yüksek ses. Biz veyahut da güzel bir ses duyduk, bir bülbül sesi. O bülbül sesi giderekten bizi başka bir dünyaya götürebilir. Başka bir şarkı aklımıza gelir ve duysal olarak böyle bir ne diyelim ona, bir spiralin ama dışarıya doğru yükselen bir spiralin, ufak bir noktada alttan başlayıp derinden yükselen bir spiralin bir parçası olabilir. İşte buna da priming'in geldiği yer olarak duyum diye ifade edebiliriz. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar, öğrenmede hedefi olan öğrenilen davranışların çeşitleri nelerdir? Öğrenmede değişimin hedefi. Bir sefer öğrenmede bir değişim, bir davranış değişikliği hedeflenir her zaman. Bu hedefin de öğrenilen davranış çeşitleri bakımından ne olabilir? Bu tür çeşitlenmeler nelerdir diye bir soru sorulduğu zaman verilecek cevaplarda bunlar. İşte istendik veya istenmedik. Mesela istendik davranışlar doğrudan doğruya okul çevresinde işte belli bir bilginin çocuklar tarafından okul düzeninde diyelim. Meslekte de o aynı şey var ama burada okuldan örnek verelim. İstendik bir şekilde oluşmasını sağlamak istiyorsunuz. Mesela fizik bilgisinin. Ama o arada çocuklar bakıyorsunuz ki fiziğin dışında pek çok şey de öğreniyorlar. İşte bu da istenmedik olmuş anlamına gelen bir ifade. İkili burada. Hep ikili koydum ki burada bir diyalektik bütünlük olsun. İstemli, istemsiz. Burada doğrudan doğruya kendimizin istediği bir de bizim istemeden ortaya çıkan bazı davranış biçimlerimiz var. Fiziksel ve bilişsel olanlar var. Mesela bisiklete binmek veyahut da top oynamak, bunlar fiziksel bir veyahut da kaslarımızı belli bir şekilde oynatma ile ilişkili bir öğrenme biçimi. Bu fiziksel oluyor tabii. Ama bilişsel öğrenme dedir, nedir? Kimyayı öğrenirsiniz, fiziğin teorik kısmını öğrenirsiniz. O da bilişsel olmuş olur. Gözlenir, gözlenemez. Bazı öğrenilen şeyler gözlenir gerçekten. Bazılarını da gözleyemezsiniz. Ama onlar öğrenilmiştir buna rağmen. Bir de psikomotor, psikosomatik şeklinde bir ayrım yapmak mümkün. Mesela bisiklete binmek psikomotor bir öğrenmeyi ama kimyada iyonların ne olduğu konusundaki bilgi edinme, pardon, şeyin de vücudun da bir şekilde mesela karından konuşmayı öğrenmeye çalışmak. İnsanın karından konuşanlar vardır. Onların da isimleri vardır. Şimdi tam aklımda değil. Ama bu psikosomatik bir öğrenmedir. Çünkü vücudun kendisi orada bir araç gibi bir şeyi öğrenmiş oluyor. Ona da psikosomatik öğrenme diyoruz. Evet, bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar, öğrenmeyi geniş bir spektrumda görmek mümkün. Bu en otomatik olarak veya refleksif olarak veyahut da herhangi bir şekilde hemen başlayan bir öğrenme biçimiyle en zihinsel, uzun bir zaman gerektiren ve de uzun zaman içerisinde bizi mümkün olduğunca çok fazla ara aşamalarından geçiren bir öğrenme biçimimiz var. Bu ikisinin arasında geçiş şeklindeki öğrenme aşamalarını görüyoruz. Mesela salya tepkisi diyoruz. Burada tepki de diyebilirsiniz ama tepki davranış biçiminde, tepki de burada doğrudan doğruya fiziksel bir çıktı anlamına geliyor. Nerede görüyoruz bunu? Hepimiz biliyoruz ki Pavlov'un deneyinde nötr bir uyarıcı olan zil sesi hayvan tarafından, işte köpek tarafından salya tepkisi şeklinde oluşturulabiliyor. Nasıl yapılıyor bu? İşte o öbürünün yerine geçiyor zil sesi. Böylece buna klasik koşullanma veya klasik koşullanma ile öğrenme diye bir isim takıyoruz ki hayvan deneyleri veya hayvanların öğrenmesinin de etolojisinin de bunun daha geniş olarak baktığımız zaman etolojik bir olgudur. Bir hayvan öğrenmesi de.
Yani ne psikolojisi, hayvan psikolojisi anlamına gelir ama bizde de aynı şeyin olduğunu unutmayalım. Elma veyahut da güzel bir, herkes mesela şeye alalım, limona ele alalım. Limonu şimdi herkes görsün ve limon lafından bile ağzımızda böyle bir ekşime veyahut da bir tükürüklenme hissediyoruz. Ama bir bebek limon sözcüğünden etkilenmez. İşte bu da bir öğrenmedir. Öğrenmenin nasıl olduğuna dair. Bebek daha sonraları, ama ağzına limonu değdirdiğiniz zaman tepkisinin olduğunu, kendisinin geri çekeceğini onu fark ederiz. Bu da öğrenmeyle öğrenmeme. Öbürü içgüdüsel bir bakıma. Ama bizimki içgörüsel. Yani biz öğrenmiş oluyoruz limonun ekşi olduğunu ve ağzımızın da tükürük bezlerimizi çalıştıracağını bir bakıma. Daktilo yazmak, yazmayı öğrenmek, o biraz daha ilerlemiş bir hali olmuş oluyor konu. Nedir işte? Beyindeki bazı merkezler, ki buna somatik merkezler diyelim, ki beynimizin belli bir bölgesi var. Strip diyoruz. İngilizce'de strip veyahut da şerit de deniliyor. O bölge, korteksin o bölgesinde parmaklarla beyin arasındaki o bölge arası doğrudan ilişkili, somatik olarak da. O bölgeye parmaklarımızı bir şekilde önümüzdeki klavyeyi kullanacak şekilde eğitme olgusu oluşmuş oluyor orada. Böylece ne yapmış oluyoruz? Sensörel ve de motoral ilişkiyi sağlamış oluyoruz ikisinin arasında. Ki o iki tane strip, iki tane bant yan yana durur beyinde. Yarın sağ ve sol taraflarındadır. Bir tanesi frontal lobun kısmındadır. Bir tanesi de parietal lob kısmındadır. O ikisinin arasındaki ilişkiyle biz daktilo yazmayı öğreniriz. Parmaklarımızın bulunduğu yerde belli bir bölgedir. O bölgeyi eğitmiş oluyoruz biz. Böylece hem içgörüsellik hem de doğrudan doğruya dışarıya vurması açısından bir davranışsal bir öğrenme yaratılmış oluyor. Ama bunların oranları nedir anlamına şu anda burada bir şekil çizmişik. O şekilde işte davranışsal öğrenme şekline %60 diyebiliriz. Öbürüne de %30 diyebiliriz. Ama bir yol haritası izleyerekten öğrenmeye baktığımız zaman orada giderekten anlıksal, içgörüsel, yani zihnin, sol beynin devrede olduğu durumu çok daha fazla bir pay tutuyor. %60'a karşı %30. Çünkü yol haritasına bakarken dışarıya da bakacağız. Dışarıdan aldığımız bilgileri de içeriye götüreceğiz ama içeride de bir düşünme şeklinde sürekli olarak bir kontrol yaratıyoruz. Ama matematik öğrenirken inanır mısınız %100, eğer entegral çözmeyi öğreniyorsunuz, tamamen içgörüsel bir öğrenme, %100 olarak da o şekilde bir öğrenme şekliyle matematiğin, yüksek matematiği, kalkülüsü öğrenirsiniz denilebilir. Evet. Bir sonrakine geçelim. Zihinde temel işlemlere baktığımız zaman da niye verdim bunu? Zihnimizdeki diğer şeyleri de görelim. Uslamlama var, düşünme var, isteme var, irade var, belleme var, bellek var veya duygulanma var. Evet. Bunları da bu ayrıca aktarmış olayım. Beşli bir sistem içerisinde temel işlev olarak, yüksek temel işlevlerimiz olarak bunları söyleyebiliriz. Bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar, bellek çok önemli. Belleği çok irdeleyeceğiz. Bundan sonra daha çok gündeme gelecek ama bellek bireysel ve kolektif olarak iki tarafa ayrılıyor. İşte kolektif toplum içerisindeki olan, öbürü de tekil olan. Evet, o bellekler toplumsal bellek diyebileceğimiz veya kolektif bellek diyebileceğimiz ikiye ayrılıyor. Bir kültürel, ki oluşmuş, yerleşmiş bazı durumları akılda tutmak anlamına gidiyor. İletişimselse o anda ortaya çıkan anlamına gelen bir şey.
Yani şu anda depremle ilişkili bir bilgi alıyorsak bu iletişimsel, ama depremle ilgili yaşadıklarımızın bir kültürel dönüşüme, mesela binaların doğru dürüst yapılması gerektiğiyle ilgili bir anlayışa dönüşmüşse artık o kültürel olmuş oluyor. Mesela bu konuda baktığımız zaman Japonya'nın kolektif kültürü deprem konusunda çok daha fazla, bizim ülkemizde çok daha az diyebiliriz. Halbuki Japonya kadar, Türkiye'ye belki daha, hatta Japonya'dan daha fazla bile depreme maruz olan bir Anadolu yarım adamımız var. O yarım adayı da bir türlü onun kültürel boyutta hafızaya dönüştüremiyoruz. Bireysellik veya individualizm konusundaki de durumumuz implisit ve eksplisit diye ikiye ayrılıyor başlangıçta. İmplisit prosedürel olarak, mesela şeyi bilmesini öğrenmişseniz ya araba kullanmasını, o prosedürel bir şey. Orada priming çok önemli. Bak burada da geçti. İpucu o bizi verecek. Mesela size istediğiniz kadar deyin ki şu bisiklete bin. Yıllar sonra bile bisiklete bindiğiniz anda ama onu anlat derseniz nasıl bisiklete biniliyor, kimsenin bisiklete binmeyi anlatabileceğini sanmıyor. Nasıl olacağını. Ama bindiği anda bir priming'tir. Pedale bastığınız anda her şey birdenbire sökün eder. Siz onu kullanmaya başlarsınız. Algısal tarafı, zaten algıyı çok irdeledik. Eksplisit ise dışa vurma anlamına gelen bir yukarıdaki, bireyselin dışarıdaki, evet, dışa vurumsal olan bir belleğimiz var. Bu da semantik, anlam bilimsel olarak konuştuk zaten. Onun tamamen anlamlı üzerine kurulan olanı var. Bir de epizodik, kendimizin hayat hikayesini veyahut da bir olayları temel alarak da, olay temelli, fenomenolojik de diyebilirsiniz burada rahatlıkla. Ama bunu hepsini birleştirip kendimiz hakkında olan bir şeyimiz vardır. Hayatımızı anlatırız. Ben buyum falan dediğimiz, o da otobiyografik bir bellektir. Evet, bir sonrakine geçiyoruz. Arkadaşlar, soru cevap kısmına geçtik. İsterseniz birlikte buna bakabiliriz. Evet. Evet, oldu çünkü. Evet, sorularınız var mı arkadaşlar Mustafa Bey'e? Bekliyoruz. Mustafa, ben o arada herkes sorularını hazırlarken ben bir soru şey yapayım ya. Bu zihinde Gestalt algısını, işlevini neler engeller? Psikolojik, biyolojik, kültürel, fiziksel. Şimdi mesela kültürde sen orada bir şey Venn diyagramında gösterdin, uyum diyerek. Bu kültürdeki problemler birazsa geri kalmış toplumlarda bir ondan sonra şey olan eğitimli insanların toplumda ondan sonra ters düşmeleri. Ne bunu herhangi bir şekilde terapiyle falan da psikoterapiyle de aşamayız. Bu psikolojik bir sıkıntı yaratıyor. Toplumsal kültürü de değiştiremiyoruz. Bu konuda senin bir şeyin var mı? Öngörün var mı? Şimdi bir sefer genelde şunu düşük görmek lazım. Sosyal mühendislik veyahut da işte algı yönetimi denilen bir kavram var. Algı yönetimi doğrudan doğruya sosyal mühendisliğin bir parçası olarak yapılıyor. Sosyal mühendislik, psikolojik mühendislik gibi böyle ifade edilebilecek bir şey. Sosyopsikolojik mühendislik de demek daha doğru. Ne yapıyorlar orada? Size onun peşinden gidebileceğini, işte orada priming denilen konu çok önemli. Bir ipucu veriyorlar. O ipucusu bir şekilde konuşmalarla, şununla bununla toplumda şey haline getiriliyor ve sizi kolaylıkla belli bir yöne doğru hareket etme, davranış gösterme şeklinde bir sonuç yaratabiliyorlar. Ama bunu tabii çok çok fazla çalışmak gerekir. Çok fazla üzerinde düşünmek gerekir. Ona göre de tasarım yapmak lazım. Bunu bütün dünyadaki derin devletler yapıyor. Söyleyeyim. Evet.
Kişilerin işi gücü bu. Bu en zor olan kısım. Basit bir şekilde ilkel yaklaşımda olan derin devlet yaklaşımları, ki bunlar sonuca yönelik. Yani onlar tasarım yapmıyorlar. Sonuç olarak belli bir şeyi sürdürme, yürütme şeklinde bir yaklaşım veyahut da bir durumları var. Bu şu anlama gelir. Örnek olarak Amerikan derin devleti bir tasarım yapar. Onun tanımlanmasını da yapmıştır, belirlemiştir. Neler yapıldığı takdirde nelerin ortaya çıkacağını biliyordur. Ki Amerika'daki psikolojinin veya sosyal psikolojinin bu kadar çok gelişmesinin sebebi de bu. Amerika'nın derin devleti tasarım üzerine başlatıcı priming yapmak üzere bir derin devlet oluşturmuş. Biz ise onun sonuçlarını bir şekilde en uçta uygulayacak bir derin devlet tasarımı veya tasarım da değil, derin devlet yapısı, kurumsallaşmasını var bizim elimizde diye düşünüyorum. Benim yaklaşımım veyahut da bu konuyla ilişkili biz ne durumdayızın bir sorununu veyahut da bizim istemediğimiz bir şeyi bize nasıl yaptırabildikleri konusundaki şeyi düşüncem benim bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, sorusu olanlar. Mustafa. Ateş. Evet. Bugün anlattığın bu öğrenmenin yolları, biçimleri vesaire gayet güzel bir sunum gibi geldi bana. Burada herhalde öğrenmeyi öğretmeye çalışıyorsun, değil mi? Yani öğrenmeyi öğretmeyi, bir sefer öğrenme ve öğretme birbirinin bütünüdür. Öyle baktığımız zaman eğer bu işi bütünsel yapmak istiyorsanız bir sefer hem öğrenmesini bileceksiniz hem öğretmesini bileceksiniz. O zaman siz kendi kendinizi eğiten bir kişi olmuş oluyorsunuz. Öz eğitimcilik ortaya çıkmış oluyor. Self-education. İyi mi İngilizce? Evet. İngilizce kelimeleri kullanmasan daha iyi olur Mustafa. Senin evet. Ana dilin Almanca. Ya Almanca kavram, İngilizce kavramları bir yeter. Boş ver ifadedeki şeyi çarpıkla. Yok, İngilizceyi bilmiyorsun anlamına demedim. İngilizceyi bilenlerden daha iyi biliyorsun. Ama kelime telaffuzların çok kötü değil mi? Neyse. Almanca gibi evet. Selbstverständlich. Evet. Burada bir yere yerleştirmeye çalıştım da şu an bulamadım. O evet. Son pembe tablonda buna bir yer var herhalde ama. Girdi evet. Çıktı fark. Yusuf Bey bir şey söylediniz bir ara, kaldı öyle. Yok hayır. Bir şey söylemediniz. Cemal Bey sizden bir şey bekliyoruz, bir soru bekliyoruz. Vallahi ben şeyi düşünüyorum şimdi bu tabii öğrenme ve eğitim konusunda bir kere eğitim herhalde edinilen bilginin, öğrenilen bilginin bir davranış biçimi olarak içselleştirilmesi diye ben şey yapıyorum. İçselleştir yani onu bir davranışta artık bir süreklilik haline ve de bir kalıp haline getirmeye de pekiştirme diyoruz zaten. Ama evet. O şartlandırmada çok fazla. Şeye yaklaştıkça, içgörüsel öğrenmeye yaklaştıkça pekiştirme denilen bir şeyden ziyade İnsanın kendi içerisindeki iç dünyasındaki konuşmalar, yani orada pekiştirme var mı yok mu tartışılabilir. O epifanik bir şekilde öğrenmiş olabilirsiniz ve hayat boyu unutmazsınız onu. Yani pekiştirmeye gerek kalmadan öğrenebilirsiniz. Yani koşullanma tipi öğrenmede kesinlikle pekiştirmeye gerek yok. Var ama öyle yüz ve boğul meselesinde mesela yüzmeyi öğrendi, o anda yapmaya başladı. Orada pekiştirme artık çok az. Ama dediğim gibi edimsel öğrenme veya klasik koşullanma, edimsel koşullanma dediğimiz şeylerdeki bir şey başka bir şeyin yerine geçecek şekilde onları birey üzerine veyahut da tekil varlık üzerinde şey yapmaya, tekrarla benimsenmesini sağlamak şeklinde olan bir şey o. Evet. Peki Mustafa bir şey söyleyeceğim. Bu matematikte öğrenme de çözümleme nasıl, anlık mı oluyor? Nasıl iş yapıyor? Anlık olan noktalar da vardır. Anlık olmayan yavaş yavaş
adım adım üstüne koyarak öğreneceğin noktalar vardır. Ama öyle bir nokta vardır ki işte ona epifanik durum veyahut da işte şey diyorlar İngilizce'de, Almanca'da da. Keşif. Ateşen çok iyi söylerdi onu ama. Ateşen. Adam, efendim. Ya aniden hani bir şey öğrendiğin ne? Zaman aniden öğrenme. Epifanik öğrenme diyoruz da başka evet. Oyunda bir şey daha var. Epifanik şaşkın olmak. Yani birdenbire vay anası vay be dedirten öğren. Yani, vay be dedirten. Veyahut da ha noktası. Almanlarda ha dediğimiz. Wow. Wow mu diyor İngilizler ona? Neyse. Wow. Almanlar ha diyorlar da. İngilizler wow diyor demek ki. Spontan öğrenme. Spontan yani kendiliğinden bazen kendinden şey öğrenirsiniz ama illa epifanik olmaz yani. Bu aniden öğrenmeniz gerekir. Ani vay olay. Be. Vay be deriz mesela. Vay be. Ha. Uyan hani aydı dersiniz başkası tarafından aydı adam. Ha bak o anlamda. Ha lafı mesela Türkçe ile Almanca yakın. İngilizce'deki wow'dan uzak duruyoruz nedense. Demek ki Türkçe ile Almanca'nın bir zamanlar insanları birbirine yakın durmuş o anlamına gelir. Yok tesadüf. Mustafa başka sual yoksa sen son kitap tanıtımı. Evet tanıtımlara geçelim o zaman arkadaşlar. Kitap tanıtımları ve diğer şeylerle tamamlayalım. Evet haftanın düşünürü arkadaşlar Thorndike. Edward Thorndike eğitim psikolojisinin babası sayılır. Amerikalıdır kendisi. Karşılaştırmalı psikoloji alanında çalışmalar yapmıştır. Bağlaşımcılık teorisi diye bir teori de ortaya atmıştır. Bunları tekrarlıyorum ama zaten yazılı olarak da gözüküyor. Bu teori eğitimsel psikolojiye bilimsel bir yaklaşım getirmiştir. Thorndike ayrıca çalışanlarla ilgili testler ve sınavlar geliştirerek endüstriyel problemlerin çözülmesine de katkı sağlamış. 1912 yılında da Amerikan Psikiyatri Birliği'nin de başkanlığını getirmiştir diyoruz. Kendisi 1874'te doğmuş, 1949'da da ölmüş 74 yaşında. Onu da böylece hatırlatmış olalım. Eğitim veyahut da öğrenme psikolojisinin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Evet, bir sonrakine geçelim. Haftanın kitabı ise Gestalt psikolojisiyle ilişkili olan Wolfgang Köhler'in. Burada Köhler yazmış arkadaşlar. Orada iki nokta olacak onun üzerinde. Orada bir eksiklik var. Bu şeyden alındığı için orada öyle durmuş. Bu kitap neredeyse tek kitap. Gestalt psikoloji diye yazılmış. Başka da pek bulursunuz da ama temel kitap budur. Wolfgang Köhler Estonya kökenlidir. Öyle bir geçmişi var. Ama o tarihlerde Gestalt psikolojisini geliştiren işte dörtlüden bir tanesidir. Wertheimer başta olmak üzere işte Wolfgang Köhler, ondan sonra Kurt Kofka ve de Kurt Lewin olmak üzere o üçlü var. Onlardan da önder olarak söyleyebileceğimiz Wertheimer. Geçen hafta onu tanıttık zaten. Ama Wolfgang Köhler'in bu kitabını tavsiye edebilirim. Gestalt teorisiyle ilişkili herhalde en güzel anlatım olan kitap olmalı. 384 sayfa oldukça geniş. Ama tavsiye edilecek kitaptır. Bir sonrakine geçelim. Haftanın sorusu arkadaşlar. Haftanın sorusu olarak soruyoruz ama bir hafta sonra geçen haftanın cevabını alalım dedik. Neydi? Geçen haftada cevap verecek arkadaşımız var mı? Pi fenomeni evet. Bu da nedir? Stroboskopik görüntü yani sinemadaki o görüntü biçiminin ne olduğuna dair ki geçen hafta bunu şey yaptık. Ateşan öyle deyince onun bulduğunu sandık. Max Wertheimer bunu ilk keşfediyor. Bir tren yolculuğu sırasında görüntüyle kendi arasındaki ilişkiyi düşünerekten
varıyor bu noktaya. Demek ki o anda sinema filmleri de çok ortalıkta gezindiği için filmlerin tek tek parçalı olarak da durgun görüntüsü olduğunu ama insan beyninde ise bir süreklilik oluşturduğunu fark ediyor ve bunun nasıl olduğuna dair deneyler yapmaya başlıyor ki Karanlık Oda'da deneyleri var bu konuyla ilişkili. Hemen o şeyden inip, trenden inip koşturuyor ve bu işe başlıyor ve de gerçekten geçtat psikolojisinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet, bir sonrakine geçelim. Haftanın sorusu da arkadaşlar, düşünsel öğrenmede özne dikotomik bir çift olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangi çift size göre en uygunu olandır? Özne dikotomik çift olacak. İçgörüsel ve çağrışımsal, atomistik ve holistik, algısal ve zihinsel. Hangisi olduğunu düşünün lütfen. Gelecek hafta sonuç istiyoruz tabii. İnşallah bir şeyler söylersiniz. Yani evet. Birisi olmadan diğeri olmaz. Yani ikisi bir arada oluyor. Kaçınılmaz olarak dikotomik çifttir. Bir arada olmak zorunda. Onu düşünün. Yani ama bunu algı psikolojisi veyahut da geçtat algı üzerinden düşünün. Geçtat algı üzerinden düşünüldüğü zaman öğrenmede özde dikotomik olduğunu anlayacaksınız. Mesela çağrışımsalı düşünün, öğrenme şeklini veya içgörüsel öğrenme. İkisi aynı anda bulunur mu, bulunamaz mı? Veya algısal öğrenmeyle zihinsel, tabii ki zihinsel her yerde zihinsellik var ama buradaki tanımda biraz şey var zaten. Yani bazıları, yani şimdi ipucu vermek istemedim tabii. Orada biraz şeyde de kavramlarda da hata olanı dışta tutmak lazım tabii. Peki. Teşekkür ederiz. Değerli misafirler, sevgili müdavimler, bu hafta da toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri sosyal medya ortamlarımızdan Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Geçmişte yer alan yazılar ve yeni çıkan yazılarımız da web sitelerimizde yer almakta. Kadıköy Düşünce Platformu.org sitesinde. Her cumartesi gene aynı saatler arasında bu adres üzerinden buluşuyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalınız.